Bu hafta içerisindeki gelişmeleri daha çok süreç yönetimi süreci olarak verimli geçirdiğimizi düşünüyorum Nizre'ye rağmen. Yani her türlü provokasyona karşı hükümetin duruşunu, yani çözüm kararlılığını sürdüreceğine dair bizzat başbakanın ve diğer hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar, öbür tarafta yani Akdoğan'la görüşme sonrası işte HDP heyetinin yaptığı açıklamaları bir araya da değerlendirdiğinizde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani ana aktörler bugüne kadarki gidişlerini, tutumlarını, davranışlarını, uygulamalarını ciddi bir biçimde gözden geçirmişler, gözden geçirme ihtiyacı duymuşlar ve yani her çok konuştukça, yani her konuşmanın çok rahatlıkla yeni manipülasyonlara, yeni provokasyonlara yol açabildiğini görmüşler. Yani mesela hafta içerisinde hep şey tartışıldı. Hani ne oldu? Neden anlaştılar? İşte bu taslakta mı anlaştılar? Yok taslakta şu var mı, bu var mı? Ama ben olaya şöyle bakmak yanlısıyım. Hiçbir konuda anlaşmış olmasalar bile nasıl yapacakları üzerine anlaşmışlar. Yani bu duyarlılığı sergileme noktasına, daha doğrusu bu ihtiyacı hissetme noktasına gelmiş olmaları ve böyle bir duyarlılık sergilemeleri bence başlı başına önemli bir kazanımdır çözüm süreci açısından. Yani artık çok daha sahici, çok daha bilinçli bir biçimde taraflar provokasyonlara papuç bırakmama kararlılığındalar. Bu işin bir yönü. Yani olumlu anlamda bunu değerlendirdiğimi bir kere vurgulayayım. Hemen peşinden, tabii bu hafta içerisinde, yani Cemil Bayık'ın işte değişik yabancı gazetelere, ajanslara yaptığı açıklamalar, Murat Karayılan'ın işte yaptığı açıklamalar, yani Kandil'in eskilerinden gelen açıklamalara baktığınız zaman muhtemelen bunda belli bir ölçüde, onu biz çok net bilmiyoruz ama yani İmralı'nın da payı vardır diye düşünüyorum. Örgütü, kendi tabanlarını, sempatizanlarını sadece barışa, çözüme, hazırlama gibi bir politikaya hala girmiş değiller. Yani büyük bir barışa ya da büyük bir savaşa hazırlamayı bizzat Öcalan kendisi de vurguluyor. Şimdi bu ikircikli tutum sadece hükümet açısından değil, yani toplumun sürece güveni açısından da sorunlu bir tutumdur. Yani bizim toplumun önce, hükümetten önce, yani evet hakikaten artık yani bu hareket sorunu silahla değil, yani işte bu çözüm süreciyle, barış süreciyle kalıcı bir barışa kavuşturmadan yana tam kararlı. Yani bunu hala toplum görme ihtiyacı duyuyor. Yani bir işte Hüdapar'la bir çatışma çıktığında, özellikle ben dün de mesela Diyarbakır'daydım. Yani Kürtlerdeki tedirginliğin birdenbire tavan yapmasının altında da bu var. Çünkü insanlar hala sempatiyle baktıkları aktörlerin ya da hareketlerin çözüm süreci, barış süreciyle ilgili kararlılıklarından zaman zaman kuşkuya düşüyorlar. Yani aktörlerin bir an önce bir kere, yani kendi tabanları başta olmak üzere toplumu bu çelişkiden, bu kuşkudan kurtarması işte lazım. Bunun için de, tam da bunun için zamana ihtiyaç var aslında. Tabii doğru. Çünkü bu kırılganlık birisinin bir demeç vermesiyle ya da bir şeyle değil, zamanla ve uygulamayla geçebilecek bir şey. Doğru. Hayır ama işte yani önemli, yani yetkililerin sürekli savaş kokan açıklamaları, çatışmayı sürekli hatırlatmaları, bir kere her şeyden önce ben yani biliyorsunuz uzunca bir süredir bu programda da sürekli vurguluyorum. Yani Kandil'in bir an önce müzakere masasına oturması ya da onunla da doğrudan temasa geçirmesine yürekten inanan birisiyim. Ama şunu da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Kandil her geçen gün, yani çözüm süreci ilerledikçe Kandil insanların zihninde daha bir muamma, kuşku ve gerilim dağına doğru gidiyor. Kandil ile ilgili algı artık şey, yani problemin ana kaynağı, yani orada i̇şte o engel oluyor. Yani bunu bir konuşalım aslında. Az önce söylediğim iki tez var. Yani Öcalan'ı dinlemeyen ve bir şekilde kendi politikasını uygulayan bir Kandil'den mi söz ediyoruz? İplerin hepsi Öcalan'ın elinde. O bir rol oynuyor orada. Yani Öcalan'a da, rol mü? Öcalan'a da, ya bu işler çok kolay değil, işte benim tabanım da böyle bu işlere itiraz ve dedirtme imkanı sağlayan bir şey. Ben ikincisine yakınım. Yani ipler Öcalan'ın elinde ve bir orada danışıklı düğüş, bir paslaşma, duruma göre işi zorlaştırıcı mesajların
gelmesini sağlama aracı olarak kandil kullanılıyor. Ya da kamu düzenini bozucu eylemler içinde Öcalan gücünü gösteriyor. Neye takılıyor kafası, ne yapıyor tabii bilmiyoruz. Yani orada farklı bir şey. Şimdi eğer böyleyse, şimdi, bakın yani özür dilerim. Bu tezin yani güçlü olduğunu düşünüyorum ben. O tez doğruysa da bu çok felaket bir şey değil. Ya başka bir şey. Yani yeter ki eğer şeyse, şimdi ben ikinci, üçüncü husus olarak oraya değinecektim. Şimdi Kürtlerin artık kestirmeden gençlik dedikleri bir fenomen var. Ben dün mesela iki ayrı yerde, iki ayrı toplantıda bir takım arkadaşlarla görüştüm Diyarbakır'da. Yani karşılaştıklarımın içerisinde yolu kesilmemiş olan, kimlik kontrolünden geçmemiş olan, kendisine vergi cezası verilmemiş olan neredeyse insan yoktu. Ama bu da felaket şimdi, bir şey yani. Ve burada bir şey var. Yani işte yani HDP'nin herkes paralel yönetimin bir mağduru haline HDP gelmiş. HDP yöneticilerinin ama yani en üst düzey yöneticilerinin dahi uyarıları karşısında 18-20'sinde bir delikanlı çıkıp rahatlıkla hani argo deyimle postasını koyabiliyor. Pervasızca bir tutum ama sergileyebiliyor. Ama kendi başına mı yapıyor abi? Hocam lafı şuraya getireceğim. İşte burada şu var yani elbette kendi başına getirmiyordur da. Yani bu sürecin içerisinde bir yani danışıklıysa yani bir diyelim ki İmralı ya da Kandil bunu kontrol altında tamamen sürdürüyorsa bu başka bir şeydir. Ama yarın bunun içinden bir hani Real IRA gibi bir bölünme, bir parçalanma yani bu kontrol edilemiyor, kontrol edemiyoruz argümanı ya da mazereti mazeret değil. Bu toplumu ikna etmiyor zaten. Dolayısıyla yani her halükarda yani PKK-HDP hareketinin bu gençlik fenomeni denen şeyi kendi içinde masaya yatırıp çözmesi ve bundan yana insanların kendilerini yani bir emniyet içerisinde hissetmesini sağlaması gerekiyor. Ben bunlara bir şey verildiğini düşünüyorum ben. Yani ya da benim aldığım bilgiler de o istikamette. Onlar o rolü veriyor. Yani orada yolu kes, git orada çatış. Yani bu gençliğin kanı kanıyor ve kontrol edilemiyor şeklinde yorumlanacak bir şey değil bu. Ciddi bir süreç var burada. Tekrar söyleyeyim. Yani biz anlık saatlik provokasyonlardan bahsetmiyoruz. Aylarca yol kesiyor. Günlerce Cizre'de savaşıyor. 6-7-8 Ekim'de bu bir sahada. Yapı yani. Bu yapının bir parçası. Yani ve PKK otoritesinin içerisindeki bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla Öcalan'ı da bağlar. İşte bak şimdi aynı şeyde burada şunu yani unutmayalım. Mesela geçtiğimiz ayda işte gene Kandil'de bu işte gençlik topluluğunun toplantısı yapıldı ve orada deklarasyon yayınladılar. Bundan sonra artık işte böyle maskeyle, yüz örtmeyle, molotofla falan milletin, vatandaşın, halkın, işte malına, mülküne zarar veren eylemlere son verildiğini ve bu eylemleri yapanların aynen sömürgeci güçlerin ajanları olarak değerlendirileceğini de gene bu örgüt, bu Kandil açıkladı. Ve Cizre'ye, yani örneğin bu açıdan baktığınız zaman daha sonra Cizre veya diğer yerlerde olan olaylar o zaman yani sömürgeci güçlerin ajanlarının işleri ise bunu belki hükümetten de önce gene bu örgütün, bu partinin hani açığa çıkarıp hesabını sorması gerekir ya da yani ilgililere teslim etmesi yani gerekir. Bu onu kadar tutarsızlık istiyor. Fazla bu dediğini sağlamak zorunda. Yok var. Yani yekpare bir Kandil yok bakın. Yani bu arada bu eylemlerden ötürü yani Kandil tarafından gözaltına alınan bir sürü örgüt mensubu olduğunu da gene orada insanlar söylüyor.